Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte ilk kez PES Club Manager oynuyorum. Arkadaşlar bu oyunu Play Store'dan Konami'nin Play Store'dan bulabilirsiniz. Konami'nin resmi oyunudur. Dediğim gibi ilk kez bu oyunu oynayacağım. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Manager oyunları arasında en sevdiğiniz oyun hangisi ise onu da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Dediğim gibi ilk kez PES Club Manager oynuyorum ve oyunun girişinde Jack Grealish'i seçtim. Bunu da ufak bir şekilde bahsedeyim. Oho! Gökhan Akan var. Bu arada hep Türk oyuncular var. Ne alaka? Ne alaka? Ben Umut Bozok, Yunus Mallı, Emrah Baysan ve Dundee United'da full herhalde onların oyuncuları da değişik. Şimdi sisteme bakacağız arkadaşlar da sistem değişemiyor muyum ya? Takviye kullan, maça gidin diyelim abi. Herhangi bir şekilde sistem değişemiyorum. Dediğim gibi oyunu ilk kez oynuyorum. Nasıl oynandığı hakkında bilgim yok. Bilgisi olanlar yazsın. Az önce aldığınız kaliteli oyuncu kadro dışı yedeklerinize eklendi. Onu ilk bir 11'inize almayı deneyin diyor. Okey. Okey. Şimdi kimi almıştık abi biz? Ha, buna bastık. Şimdi kadroda olmayan bir oyuncuyu bu sarı alana sürükleyerek yerleştirdiğiniz yerde duran oyuncu üzerinde bırakmayı deneyin. Tamam dedik abi. Jack Grealish. Abi OS'i oynuyor, sol kanat oynuyor. Sol kanadı alacağım abi. Okey dedik. Maçı başlatmak için başlama vuruşunu veriyorum. Toplam tamam, okey, sıkıntı yok. Başlama vuruşunu bir yapalım abi. Merak ettim harbiden. Nasıl bir oyun kurgusu, nasıl bir oyun. Bunu hep birlikte sizlerle birlikte test etmiş olalım. Stadyumunu kendini yükseltmek için yeterli paranız yoksa bunun yerine stadyum testlerini yükseltmeyi deneyin. Bu yükseltme kesinlikle maliyetine değer. GP'nizi arttırmanın en iyi yolu. Yani GP kasmak için bize stadyum seviyesinin yükselmesini istiyor. Bu arada bildiğin Konami. PES Club Manager. Oyunun nasıl olduğu hakkında inanın bir fikrim yok. Ve maç başı 630 gücüm var, onun 529. Oyun içi kontrollerle ilgili biraz bilgi verelim diyor. Maç menüsünde maç görsellerini açıp kapatabilir. Tamam, sıkıntı yok. Maçlar 2B görseller, 3B görseller oynanabilir. Bunu ekranın sol taraftaki menüden seçebilirsiniz. Okey. Yardımlı olarak ayarlanmışsa maçın ilerlemesine bağlı olarak oyun 2B görseller ve 3B görseller otomatik olarak geçiş yapar. Oyun 2B görseller oynarken ayrıca 3 hız ayarı bulunur. Ekranın alt kısmındaki menüyü kullanarak oyuncularınıza talimat verebilirsiniz. Okey. Verebileceğiniz talimatlar. Şunlar da soldan hücum tarzları, kışkırtma, hücum bölgesi, defansif tarz, baskı yapma, sağ taraftaki kaydırma çubuğu, hücum. Tamam abi. Okey. Bir dakika. Top bizde mi? Evet, Umut Bozok. Umut Bozok korner. Öğreneceğiz ya. Ufak ufak öğreneceğiz inşallah. Merak ediyorum abi. Harbiden oyun nasıl bir şey? 2B görseller dedik. 3B görseller diyelim abi. Ve gol. Gol atan Jack Grealish'ti galiba. Golü görmedim ama galiba Jack Grealish attı. Çok ilginç pozisyon. Harika bir orta. Bomboş ve 1-0 öne geçti takımımız. Güzel. Barkstadion stadyumu. Buradaki taktik dizimdir. Öğrenmem lazım ya. Sahayı parselleyeceğim mi? Ne yapacağım? Bunlar kamera açıları bu arada. Abi şu daha iyi gibi. Dinamik yok yok, geniş. Şöyle ilk baştaki daha iyi gibiydi. Şu ne oluyor? Ha, okey. Umut Bozok. Şimdi çelik. Harika bir gol. 2-0. Offside. Bu arada bir şey diyeyim mi? Oyun fena değil ha. Oyun fena değil. Oyun güzel. Şunlar ne? Hücum bölgesini orta yaptık. Şurası ne oluyor? Top çevirme. Aynen. Sıkıntı yok ya. Aynen şöyle yapalım. Şu an için bence gayet iyi. Şöyle geniş oynayacağız abi oyunu. Biraz daha oyunu geniş oynayacağız. Offside var mı Umut Bozok? Bence offside yok. Bomboş. Orta alandaki oyuncuma gönderebilirse gol gelir ama topu Jack Grealish'e verdi. Jack Grealish sol kanattaki en iyi oyuncum. Jack Grealish. Güzel. Oyun gayet güzel. Şimdi bunun hızını ayarlayabiliyoruz mu ya? Merak ettim. Şu neye yarıyor? Ha, bu oyuncu değiştirmek için değil mi? Aynen. Hücum özelliğimiz daha iyiymiş bu arada. Stoper değişikliği yapabiliyormuşuz. Gökhan Töre'miz var. Gayet güzel. Fena bir oyun değil ha. Ben beğendim açıkçası. Formasyonlardan tutun da her şeyine kadar. Orada ise değişik bir oyun dizilimi gözüküyor ama biz daha iyiyiz gibi. Bilmiyorum. En azından öyle hissediyorum. Ofansif yaptık. Merak ettim. Tamam, gayet güzel. Ayaz Gençeri 1, Dundee United 0. 3 turumuz var. Rakibin henüz şutu yok. İkinci yarı diyeceğim.
İkinci yarı nasıl olduğunu da merak ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, oyunu ilk kez oynuyorum. Transfer nasıl yapılır, nasıl oynanılır gerçekten hiçbir şekilde bilgim yok. Reynolds, Fuchs. İkibe görünümü de biraz aktarmak istiyorum ama şu pozisyondan sonra. Yunus Mallı pasını aktardı Umut Bozok'a. Umut Bozok kaleciyle baş başa. Kaneli karşılamaya geliyor ama Umut Bozok harika bir gol. Skor 2-0'a geldi. Gerçekten çok tatlı bir gol Umut Bozok'tan. Takım gücünü mü düşürdü bilmiyorum ama bir dakika. Ekibe görseller diyeceğim. Şöyle biraz daha dengeli bir oyuna girdik. Stratejiler kısmı nasıl oluyor? Okey, problem değil. O maç verileri Umut Bozok 3-0. Oyun hızını 3x yaptık arkadaşlar. Daha rahat bir şekilde diğer şeyleri gösterelim. 4 gelir. Bu M Çelik Mahmut Çelik mi ya? Bilmiyorum abi. 4 güzel. Güzel bir galibiyet. Şut özelliği olarak neler yaptık hep birlikte bakacağız. Oyun verileri kaydedilsin. Atılan gol gayet güzel. İlerliyoruz. Okey dedik. Fena bir skor elde etmedik. Önemli anları da görebiliyormuşuz. Gayet güzel. Atlı diyemiyoruz mu ya? Maç raporuna gidelim. Buradan verilen GP. Normal gelişen. Normal gelişen. Eksi 1 ne alaka? Hangi oyuncuydu o? Şener Özbayrak'la. Ne alaka? İleri diyeceğim. GP'miz de bayağı yükseliyor. Dayanıklı kit falan. Onlara daha yok. Problem değil. 3 puan ve ilk grup maçımızdı. Bu bizim Hamilton ise 2-2 Dunkirk ile berabere kalmış. Devam edelim abi. Sıkıntı yok şu an için. Memleketinizde testler kurmak. Tamam. Memleketimi seçin diyor. Güzel. Memleketi seçelim abi. Gidelim buraya. Oyun verileri hakkında biraz bilgi sahibi olalım. Çok güzel. Lütfen antrenman testleri seçin ve sonra yükseltin. Okey. Antrenman testlerine gittik. Yükseltiyoruz. Dönem. Tamam abi, 800 GP vereceğiz. Burası GP. Yükselt dedik. Atla abi. Harcamayacağım. Harcamayacağım abi. Ne, kendi kendine mi yükseltti abi? Şaka mısın ya? Vallahi şaka mısın sen ya? Tamam, bize öğretsin abi. Üst menüye dönmemi istiyor. Bir üst menüye dönmemi istiyor ama neler yapılacağını hep birlikte bakacağız. Oyuncu gelişimine gelelim. Oyunun hepsini size biraz göstermiş olayım. Tamam. Önce kimi antrenman yaptıracağınızı... Tamam. Az önce aldığımız oyuncuyu seçelim. Okey. Seç abi Jack Grealish'i. Antrenörü seç abi. Antrenman ve yetenek artışı. Tamam, ben antrenman verimi yaptıracağım. Sözleşme imzaladık abi. Antrenman seçeneğini belirleyelim. Antrenman verimi 0, yetenek artışı 2'ymiş bu arada. Bu sefer de tavsiyeli antrenman seçeneğini tercih edelim. Okey. Ofansif istiyor abi. Ofansiften geliştirelim. Belirlenen antrenman maç yaparak tamamlanacak, antrenmana başlayalım. Onayla dedik abi. Okey dedik. Harbiden değişik. Antrenman bu sefer istersen tamam, tamam okey dedik. Okey dedik. Okey dedik. Buraya da okey dedik. Sınır aşma ne ya? Ha, geri diyor. Bana geri diyor. Okey. Oyuncu yönetimi bölümünde takımınıza oyuncu ekleyebilirsiniz. Sözleşme. Oyuncu yönetimi bölümünde oyuncu transfer etmenin iki yolu. Yetenek artısı ve pazar. Pes coin miktarı yetenek artısı türüne bağlıdır. Hadi yetenek artısı özelliği kullanarak bir oyuncu bulmaya çalışalım. Position selection diyor. Sol bekim yoktu benim. Bu ilginç abi. Çok ilginç bu arada. Bir dakika. Sol bek diyeceğim. Sol bek ihtiyacım var. Yalnız 30'um yok ki benim. Varmış. Ekrana dokun diyorsun. Ekrana dokun. Gelen oyuncu merak ettim. Emerson. Yetenek harcılığını bitir. Gayet güzel. Yalnız bu biraz pahalıya neden olan bir şeymiş.
Okey dedik. Bize her şeyi öğretsin, ben de sizlere aktarabileyim. Bu arada imzalayabiliyor muyuz direkt, onu bilmiyorum. Maaşlar oyuncu listede sözleşme süresine göre değişik bu seferlik. Tamam. Sözleşme abi. Sol bek oynatacağız. Onayla abi. Kesinlikle Emerson bizim için tam da alınabilecek oyuncuların başında geliyordu. Çünkü çok fazla ihtiyacım var. Takıma yeni bir oyuncu katıldı. Tamam. Takımı düzenle kısmına gidelim abi. Bana ne yapıyor, ne istiyorsa onu bir yapalım. En gözde haberler diyordu. Ben bir şey anlamadım buradan. Ooo, etkinlik için para kampanyalar var bu arada. Tamam abi, buraya bakarım ben. Sıkıntı değil. Buraya bakarım. Lütfen günlük giriş bonus değişimini. Tamam abi. Okey. Ya paket falan almıyorum abi. TL ile hiçbir şey almayı düşünmüyorum. Özel teklifleri geç abi. Geç 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 geç. Hiçbir tanesini almayacağım abi. Okey dedik. Abi okey. Kulüp testlerinizin hiçbirinde çalışma yapılmıyor, yükseltmeye deneyelim diyor. Okey. Beni yönlendirsin abi, sıkıntı yok. Stadyum. Yükselt abi. Uf. 40 milyon nedir? 40 milyon nedir abi? Çok yüksek, çok. Çok yüksek ya. Amatör klasmanı yükselmemizi istiyor. Eğlence alanı yapalım abi, yükselt diyor. Neye yarıyor? Maçtan sonra motivasyon. Yok abi, işime yaramayacak galiba. Neyse abi, buraya bir geçelim. Problem değil, buraya merak etsin. Bu arada şu an bir şey inşa edemiyorum ki zaten. Hiçbir şey inşa edemiyorum. Abi 12.4 çok fazla, çok sıkıntılı. Arkadaşlar oyunu öğrendikçe sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdilik videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.